Gel bakalım. Şimdi yine Leyla ablan gelince Leyla ablanla Tülay öğretmenine beni ekrana alacak, tamam mı? Leyla ablan nerede? Ha, Leyla abla da burada. Aldık. Geri geldim. Galiba iki bölüme ayrıldım ve 40 dakikada bitiyor çünkü. Valla şöyle Leyla Hanım, dedim ya, öğretmen işi bizimkisi, bedava Zoom kullanıyoruz. Evet, profesyonel bir Zoom'umuz yok. Derslerde de bunu istiyoruz. Dakika oluyor. Çok iyi yapıyorsunuz. Çok iyi yapıyorsunuz. Evet, başka soru. Başka soru Esmer Hanım. Bağlandın mı Esmer Hacım? Esmer'a. Kim soruyor çocuklar? Esmer'a Kılıç soracak, Leyla ablası. Mikrofonunu, görüntünü aç kuzum. Kızını bitirir. Üstünü giyme. Sesini kız. Biz bir şey ama. Esmer'a bir daha. Esmer'a. Yapmak isteyipse gel. Siz. Bağlantıda bir sorun var. Ben anladığım kadarını şöyle söyleyeceğim. Yapmak isteyip de gerçekleştiremediğiniz bir şey oldu mu diyor Leyla ablası. Hayır, çünkü hep yaptığım şeyleri çok sevdim. Yapmak istediklerimi yaptım. Eğer istemediysen bir şeyi yapmak, çıkıp başka yerde çalıştım. Devam etmedim. Yani siz de hiçbir şeye devam etmek zorunda değilsiniz. Eğer sizi mutlu etmiyorsa, eğer orada iyi olduğunuzu düşünmüyorsanız, size zevk vermiyorsa, o anda başka alternatifiniz olmalı, başka bir seçeneğiniz olmalı ve başka seçeneği alıyorsunuz. İş hayatı da böyle yani. Başardı %10. Sesini kısalım. Yani şunu demek istiyorum. İş hayatına başlarken bir iş yapıyoruz ama ondan sonraki sene bambaşka bir iş yapabiliriz. İlle de o işi yapmaya devam etmek zorunda değiliz. Anlıyor musunuz? Yani hayat hep böyle aynı şeyleri yaparak geçmiyor. İstiyorsan başka şey yapıyorsun. Ama başka bir şey öğrenmen lazım. Bugün siz çok ama çok ama çok 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 şanslısınız. Çünkü bugün İngilizceyi veya yabancı ne dil olursa, Çince mi öğrenmek istiyorsunuz? Rusça mı öğrenmek istiyorsunuz? Bu ekrandan öğrenebilirsiniz, biliyor musunuz çocuklar? Bu ekrandan lisan öğrenebilirsiniz. O lisanda şarkı dinleyebilirsiniz, o lisanda oyun oynayabilirsiniz, o lisanda konuşacağınız arkadaşlar edinebilirsiniz. Bugün çok şanslısınız çünkü bütün dünyada arkadaşınız olabilir. Bugün bütün Vietnam'da ne lisan konuşuluyorsa onu öğrenebilirsiniz bir şekilde. Çince öğrenebilirsiniz, İspanyolca öğrenebilirsiniz. Yeter ki merak edin. Merak etmek iyi bir şey. Merak etmek kötü bir şey değil. Yani hep böyle aynı oyunu oynamayın mesela. Aynı şeyi yapmak zorunda değilsiniz. Başka şeyler var. Hep meraklı olunca onları soruyorsun Google'a, zaten cevabı geliyor. Onun için ben sizi çok şanslı buluyorum. Yeter ki merak edin. Yeter ki öğrenmek isteyin. Öğrenmek bir mecburiyet değil. Öğrenmek sizi zenginleştiren bir şey. Ne kadar çok şey biliyorsanız o kadar merak ediyorsunuz. O kadar her konuda da konuşma var artık YouTube'da. YouTube'a girebilirsiniz ve orada her konuyla ilgili, mesela ben
bir yemek yapmayı merak ediyorum. YouTube'a giriyorum. O yemeğin 150 tane tarifi çıkıyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Yemek var mesela. YouTube'a giriyorum. Bakıyorum. Veyahut da bir makineyi çalıştıramıyorum. YouTube'a giriyorum. Orada anlatıyorlar nasıl yapıldığını. Yeter ki merak edin. Lisan da böyle. Lisan mutlaka çok lazım bugünün dünyasında başkalarıyla konuşabilmek için. İngilizce biliyorsunuz çok önemli bir lisan. Çünkü dünyanın büyük çoğunluğu İngilizce konuşuyor. Başka bir büyük çoğunluğu İspanyolca konuşuyor. Ve çok büyük bir parçası da Çince konuşuyor. Onun için bu üç lisandan birini iyi öğrenmemiz lazım. Ben bir tek İngilizceyi biliyorum. Rusça ve Çince bilmiyorum. Bir de Fransızca biliyorum tabii, Fransızca. Ama en çok İngilizceyi kullanıyorum. Onun için ne yapın edin, oyunlarınızı İngilizce oynayın. Ve mutlaka ve mutlaka o lisanı öğrenin derim. Ve sizin yaşınızda öğrenmek acayip kolay. Çok çok kolay. Bizim kafamız bu yaşta artık girmiyor kafamızın içine yeni bir bilgi. Çünkü çok dolu ya, yenisi çok zor giriyor. Ama sizin yaşınızda her şey girer. Her şey girer. Onun için bunu fırsat bilin diyorum. İstediğiniz lisanı bu ekrandan öğrenin. İnanın çok eğleneceksiniz. Çok da eğlenceli bir şey. Çünkü onların lisanında oynayabileceksiniz oyunları. Benim düşüncem böyle o yaştaki çocuklarla ilgili. Harika. Şimdi Mehmet öğretmenimiz var Hakkari'den. Onun öğrencisi soru soracak. Üç tane daha sorumuz olacak Leyla Hanım. Değerli vaktinizden 3 soruluk daha alacağız. Mehmet öğretmenim, orada mısınız? Bugün de benim internetimde büyük bir sıkıntı. Buradayım. Buyurun hocam. Leyla Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet hocam. Hakkari Derecik'te, Hakkari sınırına selamlar gönderiyoruz buradan. Sizleri görmek gerçekten çok güzel, çok teşekkür ediyoruz. Bu kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. Benim öğrencim Gülşen size sorusunu soracak. Gülşen'cim duyabiliyor musun beni? Evet öğretmenim. Gülşen. Merhaba. Leyla. Gülşen ve Yusuf diyor. Aynen. İki kardeşler projemizde aynı telefondan bağlı. Tamam süper. Bağladım. Hadi bakalım Gülşen, senin sorununu merak ediyorum ve dinliyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk tatlım. Katıldığınız için çok teşekkürler. Bizi çok mutlu ettiniz. Size sorum şu. Elin elinde olan üstü bir güç olsa dünyada ne yapmak isterdiniz? Bu kavgalara son vermek isterdim. Bir de çevreyi toparlamak isterdim. Çünkü bu çevre işi beni çok üzüyor. Bu maskeler etrafta uçuyor, şişelerin hepsi plastik, yemekleri hep plastik kaplarda saklıyoruz, etraf çöp dolu, her şeyi naylonlara koyuyorlar. Ben çevreye çok duyarlıyım. Hep mesela alışverişe giderken kendi bez çantamı götürüyorum ve onun içine koyuyorum meyveleri. Plastiğe koymuyorum, naylona koymuyorum çünkü çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz ki plastik doğada kaybolmuyor ve hayvanlar da artık onları yemeye başladılar. Balıklar, denizdeki diğer hayvanlar doğada plastiği yemeye başladılar yemek bulamadıkça. Ve onların midesinde artık plastik var ve bu çok çok korkunç bir şey. Onun için işte şimdi dünyadaki dengeleri de değişti. İşte yağmur yağıyor, hiç yağmıyor mesela kış aylarında, yazın seller basıyor. Veyahut da Ocak'ta kar yağmıyor, Nisan sonu yağıyor gibi. Onun için ben çevre bilincini arttırmak isterdim. Yani çöplerimizi ayrı atmamız gerekiyor. Onlar gübre olabilir. Böylece kimyevi maddeler kullanmazdık.
böcekleri öldürmek istemezdik. Meyveler daha parlak, daha işte şey olsunlar diye, lekesiz ve pürüzsüz. Daha eskisi gibi olan yaşamı tercih ederdim doğa açısından. Yani daha az plastik, daha az çöp, daha az savurganlık. Yani daha tabii yaşantıyı isterdim. Bir de tabii ki ülkeler arası kavga olmasın, insanlar ülkelerini terk etmek zorunda bırakılmasın isterdim. Nasıl Suriyeli insanlar, küçükler, bebekler memleketlerinden kaçıyorlar, bize sığınıyorlar. Keşke öyle bir durumda kalmasalardı. Çünkü herkesin mutlu olduğu yer kendi memleketi. Çünkü kendi lisanını konuşup kendi kültürünü yaşadığı yer insanın mutlu olduğu yer. Hiç kimse memleketinden ayrılınca mutlu olmuyor. Ve hep mutsuz oluyorlar genelde. Onun için inşallah hiçbirimiz o durumda kalmayız. Bir de çevreye duyarlı olmak bence sizin kendiniz için çok iyi. İleride sizin yaşayacağınız dünya için çevreye duyarlı olmanız çok çok faydalı. Hiç üşenmeyeceksin. Yani üşenmeyip kendi bez torbamızla dükkana gideceğiz. Atılan şeyleri mümkün olduğu kadar az kullanacağız. Çevreye duyarlı olmayan şirketlerin malını almayacağız. Öyle cezalandıracağız onları. Almayacağız. Onlar da para kazanamayacak. Başka çareler düşünsünler. Doğadan olan çok kağıda sarsınlar. Veyahut da dönüşen kağıtlara sarsınlar. Nasıl olsa atılıyor. Dönüşen kağıdı kullansınlar. Paketsiz alamayız. O zaman hijyen kurallarına uymaz. Ama naylona, pis plastiklere de tıkmak zorunda kalmasınlar. Yani duyarlı tüketici olmalıyız. Sizin yaşınızda, sizin ele olmak istediğiniz dünyada daha bilinçli, daha duyarlı, daha istemelisiniz. Yani hayır, ben bu malı istemiyorum almak çünkü çevreye duyarlı değil diyebilmeniz lazım diye düşünüyorum. Tamam mı Gülşen? Teşekkürler. Tamam, dediğiniz gibi yapacağım. Evet. Şimdi Sakarya'dan Hacer öğretmenim, onun öğrencisi bir soru soracaktı. Hacer öğretmenim, orada mısınız? Merhaba Leyla Hanım, hoş geldiniz. Projemize konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimizi sizlerle tanışma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Benim öğrencim Beyza, size bir sorusu olacaktı. Beyza'cığım, sesini açabilirsin canım. Merhaba, ben Beyza'yı öğretiyorum. Çocukluğun en büyük hayali neydi? Ben Beyza'yı da göremedim, soruyu da duyamadım. Çocukluğunuzdaki en büyük hayaliniz. Beyza'cığım, tekrar edebilirsin istersen. Merhaba, ben Beyza. Çocukluğunuzda en büyük hayaliniz neydi? Çocukluğunuzdaki en büyük hayalim kendi paramı kazanmaktı. Gerçekleşmiş güzel bir hayal. Bence bir insan kendi parasını kazanırsa o zaman özgür oluyor. Çünkü o zaman kimseye sormuyorsun bunu mu alayım, onu mu alayım diye. Ondan sonra burada mı oturayım, orada mı oturayım diye. Bu arabayı mı alayım, öbürünü mü alayım diye. Hiç kimseye bir şey sormuyorsun paran olunca. Onun için çok para kazanmak istedim. Ve ekonomik özgürlük diyoruz buna. Yani hem kızlar hem erkekler kendi parasını kazanırlarsa kendi istediklerini yapabiliyorlar. İstedikleri yemeği alıyorlar, istedikleri arabayı alıyorlar,
istedikleri evde istedikleri derken paraları uyduğu sürece, yani çok para kazanırsan daha güzel, daha büyük, daha başka bir ev alırsın. Ama mecbur değilsin ille de çok büyük bir evde oturmaya. Çok evde de insan gayet mutlu olabilir. Seyahat edebilirsiniz, ona para harcayabilirsiniz, değişik yerlerde kalabilirsiniz, yurt dışına gidebilirsiniz. Onun için ben küçükken diyordum ki istediklerimi yapabilmek için mutlaka kendi param olmalı. Kendi param olması için de çok çalışmam lazım diye düşündüm. Ve ben hiçbir zaman çalışmayı bırakmadım. Çünkü o zaman babama işte veyahut da erkek kardeşim var, ona bana para ver demek zorunda kalmadım. Onun için ne yapın edin bir şekilde mutlaka bir meslek sahibi olursanız para kazanacağınız ama sevdiğiniz bir işi yaparsanız o zaman daha da çok para kazanırsınız. Çünkü o zaman zaten iş yapmak eğlence gibi gelecek. Ben bugün kendi işimi yaparken çok eğleniyorum. Çünkü sevdiğim insanlarla yapıyorum. Ona ekip çalışması diyoruz. Ondan sonra oraya gitmeyi seviyorum. Çünkü onları görüyorum. Ve beraber bir şey yapıyoruz. Nasıl siz beraber oyun oynuyorsunuz? Ben de beraber iş yapınca, o da bir oyun aslında. Çok zevkli oluyor. Beraber, her şey beraber. Onun için bir takım oyunu bu. Futbol gibi, kukalı saklambaç gibi. Beraber yapıyorsun. Bir ekip olarak yapıyorsun. Mesela iki tane futbol takımı nasıl birbiriyle birbirine karşı oynuyor. Aynı şey iş hayatı da öyle. Aslında bir oyun gibi ve beraber bir takım oluyorsun. Beraber takım olunca herkes ayrı bir şey yapıyor. Herkes mesela ayrı yerde duruyor. Ayrı bir şey yapıyor ama aynı sonuca yönelik yapıyor. Yani diyoruz ki mesela bu projeyi yapacağız ve hem onu başarıyla yapıyoruz hem de para kazanıyoruz. Ayın sonunda para alıyoruz ve onunla da eve gelip istediklerimizi yapabiliyoruz. İstediğimiz yemeği alıyoruz, istediğimiz yerde oturabiliyoruz. Zannediyorum sabır seviyesi azaldı. Ben ajitasyon görüyorum gençlerde. İstiyorsanız 5'e 3 var benim saatim. Belki de yanlış olabilir. Saat kaç? Bir de telefonumdan bakayım. Evet, 16.50. Bir sorumuz demek daha var. Çocuğumuzun daha dakikamız daha var. Yani ben cevap veririm. Sorunum yok. Ben sadece dikkat şeyi olarak dağılıyor bence. Şöyle mikrofonları kapalı ya Leyla ablaları, mikrofonları kapalı ya, aslında açsanız bıcır bıcır hepsi konuşacak. Zaten en son öyle bir şey yaşıyoruz. Mikrofonları açıyoruz, size ne kadar konuklarımızı sevdiklerini söylüyorlar. Orada problem yok. Yani mikrofonları açık kaldığı sürece zaten sıkıntıları yok ama ses akışı için bunu kapattırmak zorundayız. Yoksa o kadar keyiflisiniz ki, o kadar muazzam bir sohbet. O kadar güzel ifade ediyorsunuz, anlatıyorsunuz ki bir de seviyeye inmek çok önemli. Ve siz çocukla da şu an çocuk oluyorsunuz. O seviyeye inebiliyorsunuz. Harikasınız. Hiç öyle algılamayın. Arzu öğretmenimiz var. Arzu öğretmenimizin öğrencisi de bir soru soracak. Ondan sonra Azerbaycan'da iki öğretmenimiz var. Onların merhabalarını alıp sizin son cümlelerinizle kapanışı yaparız. Olur mu? Arzu öğretmenim. Merhaba Leyla Hanım, hoş geldiniz. Ben de çok teşekkür ediyorum projemize katıldığınız için, kıymetli öğütleriniz için çocuklarımıza. Öğrencim Kaan Giray size sorusunu sormak istiyor. Kaan'cığım açabilirsin mikrofonunu. Merhaba. Benim adım Kaan Giray. Sorumu soruyorum. Çocukluğunuzla ilgili en çok özlediğiniz şey nedir? Çocukluğumdan mı en çok özlediğim şey? Evet.
Çocukluğumdan en çok özlediğim şey, fazla bir şey yok. Çünkü o zaman çok eğlendim. O zaman yaptıklarım çok güzeldi. Şimdi de eğleniyorum. Bir şey özlemiyorum. O zaman o güzeldi. Şimdi yaptıklarım şimdi güzel. Her yaşın başka bir zevki var. Bir şey özlemiyorum ama güzel şeyler hatırlıyorum. Güzel arkadaşlarım vardı. Onları hala görüyorum. Okul arkadaşlarımla hala görüşüyorum. İçlerinde büyük anne olanlar bile var. Düşünebiliyor musunuz? Sizin yaşınızdaydık, arkadaştık. Bugün onlar büyük anne oldular. Hala arkadaşız. Onun için iyi arkadaşlar hiçbir zaman bitmiyor. Hayatınızda hep oluyorlar. Yeter ki hele bu devirde, bu cihazla her zaman arkadaş kalabilirsiniz. Başka şehre de taşınsa anneniz, babanız öyle istese de, iş icabı gitseler de arkadaşlarınızı kaybetmiyorsunuz. Bizim zamanımızda kaybediyorduk arkadaşlarımızı. Ama bu teknolojiyle daha yakın olabildik. Şimdi tekrar buluştuk. Şimdi tekrar WhatsApp grupları yaptık. Şimdi tekrar haberleşebiliyoruz. Onun için diyorum siz çok şanslısınız diye. Her şeyin daha çok çaresi var sizin zamanınızda. Öyle değil mi? Çok daha fazla çareler, teknolojiyle çok daha fazla çare var artık. Çok daha haberleşmek için çok daha fazla imkan var. Böyle bir şey bizim zamanımızda olamazdı ki. Pandemi zamanı herkes evlere tıkılacaktı. Kimseyi görmeyecekti. Bugün evet kolay değil ekranda birbirimizle konuşmak, bakmak ama şurayı düşünsenize. Siz Kastamonu'da, Hakkari'desiniz. Ben İstanbul'dayım. Böyle bir şey mucize gibi bir şey. Mucize gibi bir şey. Yani mucize gibi bir şey. Benim çocukluğumda böyle bir şey düşünemezdik bile. Böyle bir şeyin olabileceğini düşünemezdik bile. Onun için sizi çok ama çok şanslı buluyorum. Çok çok şanslısınız. Yeter ki meraklı olun ve bu şansı daha da iyi değerlendirin. Şu ekranda çok şey öğrenebilirsiniz. Çok çok şey öğrenebilirsiniz. Onun için iyi mentorlarınız olsun. Hocalarınız size yolu göstersin. Neyi nerede bulacağınızı ve her türlü konuda cevap bu ekranda. Yeter ki soru sormak isteyin. Anladın mı canım benim? Kaan. Teşekkür ederim. Anladım. Evet. Şimdi bizim iki tane de Azerbaycan'dan iki öğretmen arkadaşımız var. Ortaklarımız. Onlar da bir merhaba desinler. Çünkü Türkiye'yi, Türkiye gündemini çok yakından takip ediyorlar. Günün öğretmenim. Akşamınız hayır. Herkes selamlıyorum. Leyla Hanım, sizi görmemize şad olduk. Böyle güzel, aktif, iş adamı, güzel, yaraşıklı, birçok tavsiyede bulunan, çok güzel, memnun olduk sizinle tanış olmama. Teşekkür ederim proje kurucularına bir daha. Benim öğrencim buradadır, size soru sormak istiyor. Sual vermek istiyor size. Nergis burada, sen kızım. Selam, selamlıyorum. Size sualım, hayatta insan karşısında bazı insanlar çıkar ki emane olar. O insanlardan necə kurtulmak olar? Hayatta bazı insanlar olar ki, insanın karşısına çıkar ve mani olar. İnsana bir iş yapmakta nasıl söylese bir engel olar. Böyle insanlardan nasıl uzak durmak olar? Bunlardan kaçacaksın şekerim. Kaçacaksın. Topuklayarak kaçacaksın. başka çare bulacaksın. Hiç kimseye mani olamaz. Böyle bir şey. Onun için ne diyorum? Paranı kazanacaksın. Eğer paran olursa başka yere de gidersin. Başka iş de yaparsın. Başka şey de alabilirsin.
Hiç kimse hiç kimseye mani olamaz. Olmamalı. Ama olursa da o zaman B planı, yani başka bir şey yapabilmek için bazı imkanlar lazım. Eğitimin varsa ve bir yerde çalışıyorsan mutlu değilsin, başka işe gidersin. Bir okulda çalışıyor mesela hocam, sevmiyor o okulu. Madem diploması var elinde, başka okula gider. Başka okula gider. Sevmiyorsa o yaşadığı şehri, diyelim Baku'da yaşıyor. Ben gittim oraya, çok beğendim. Başka şehre gider. Burası çok kalabalık oldu. Burası işte çok trafiği var. Burada çok şu var, bu var diye beğenmiyorsa ne yapar? Başka şehre gider. Çünkü niye? Elinde diploması var. Elinde diploması var. Komşum, evet, komşum pisse köç kurtar. Köç. Komşundan köç, evet, kurtul. Evet, 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 evet. Evet, size mani olan insanlarla beraber olmayın. Zaten onlar sizin iyiliğinizi istemiyor demektir. Mani olmayanlar iyiliğinizi istiyor. Onun için ne lazım? Eğitim lazım. İyi öğrenmek lazım ki eline diplomayı alasın. Leyla Hanım, çok çok teşekkür ediyoruz. İnanın olumsuzluklarla başladım. Elektrik kesintisi dedim. Arada görüntüleriniz dondu. Ama ben o kadar mutluyum ki. Çünkü yani ulaşamayacağımızı gördüğümüz bir kişinin bir mesajıma şöyle bir cevap verdi Leyla Hanım. Mevzu çocuklarsa yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Güzel yüreğinize sağlık. Ben şahsım adına, öğrencilerim adına, ekip arkadaşlarım adına çok çok teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir değeri projemizde ağırlamak bana müthiş bir gurur verdi. Çok güzel tavsiyelerde bulundunuz öğrencilerimize. Çok teşekkür ediyorum. Daha ne söyleyebilirim ki? Daha ne diyebilirim ki? İşte kadının gücü bu, kız kardeşlerinizin gücü bu. Biz hep birlikte çok güzeliz. Ben sizi bir şelaleye benzetiyorum. O kadar gürül gürül akıyorsunuz ki, aktığınız, ulaştığınız her yere güzellik veriyorsunuz. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum ben şahsım adına. Siz de söylemek istediklerinizi buyurun, söyleyin. Ondan sonra çocuklarımızın mikrofonlarını açalım, sevinç çığlıklarıyla kapatalım dilerseniz. Ben Azerbaycan'dan bir tane daha soru olacak zannediyordum. Ha. Ayten öğretmenimiz var. Ayten öğretmenimiz oradaysa, çünkü bu arada hattı kesiyor. Ayten öğretmenimiz orada mısınız? Merhaba. Buyurun. Dinliyorum. En başından dikkatimi çok çektiniz Leyla Hanım. Gerçekten ben de Azerbaycan Sahipkarlar Asosyasyası var. Sekine Babayeva'nın kurulu üyesinde proje yapan ve Türk İş Adamlar Derneği'nde aynı zamanda sizi de görmüştüm. Onun için çok da memnun oldum gerçekten. Öğrencim buradaydı aslında. Sizden önce de bir etkinlik projesine katıldığı için herhalde erken çıktı. Sizin her kelimeniz gerçekten girişimcilik olsun, işte öğrencilerin gelecekte yetişmesiyle ilgili çok dikkate alınacak bir sözlerdi. Çok teşekkür ederim. Keyifle dinledim sizi de. Evet Nesrin Hoca. Galiba bitiyor. Beni bıraksanız ben sevindim. Sabaha karşı böyle dinlerim. Sabaha kadar. Ama kolay değil bu yaş grubuna konuşmak. Yani sizin yaptığınız işe hayranım. Çünkü o yaştaki çocuklara dert, yani anlatabilmek kolay bir şey değil. Ben yapmaya çalıştım. Çünkü kendi çocuklarım varken de onlara böyle anlatıyordum. Bence çocuklarımız özgüveni, öz sevgisi, öz saygısı ve öz disiplini ne kadar iyi olursa o kadar sağlam olur. Hiç gelecekle ilgili kaygı duymasınlar. Bu kaygıyı sakın ha onlara vermeyin. İleride ne olacaksın baskısı da olmasın. Herkes bir şey oluyor. Yolunu buluyor.
ileride ne olacaksın? İleride ne olmak istiyorsun? Ne olacaksam olacağım yani. Ondan sonra da bizim yaşımızda işte anı yakala, şu anın kıymeti oluyor. Onun için bırakın herkes kendi yaşını yaşasın. Hiç öyle ne oku, okun, bunu oku bilmem. Hiç gerek yok. Bence hakikaten her yaşın yaşanması lazım ve iyi yaşanması lazım. Mühim olan mutlu olmaları. Mutlu olmaları, siz anne babalarla uğraşın. Siz çocuklarla hiç uğraşmayın. Onlara hiç vakit vermeyin bence. Mühim olan anne babalarla şey yapmak. Onların kaygılarından, onları kaygısızlaştırmak. Çünkü anne babanın kaygısı çocuğa geçiyor. Worry, yani kaygı çok yiyen bitiren bir şey. Kaygı yok, endişe yok. Zaten hiçbiri gerçekleşmiyor. Onun için yapacağının en iyisini yapmak, olabilenin en iyisi ve güzel insanlarla zaman geçirmek. Kötülerden kendilerini korumalarını öğretin ve başka ne diyeyim yani, en büyük duam, çocuklarıma da yaptığım dua, ki burada her birinize yapıyorum, hem büyük hem küçük, Allah kötü insanlarla karşılaştırmasın. Amin. Yürekten en önemli amin. Şey bu. Amin. Evet. Bütün evet. Dua bu. Başka bir duaya gerek yok. Kesinlikle. Hadi. Kapanış nasıl yapıyoruz? Şimdi şöyle Leyla Hanım, ben bir kolaj paylaşacağım. Eğer siz de paylaşırsanız Instagram'ınızda, çünkü sizi takip eden çok güzel insanlar, çok güzel yürekler var. Bir de bana çocukluğunu anlat Instagram sayfamıza takip ederseniz ben çok 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 mutlu olurum arkadaşlarımla. Kapanışımız da şöyle. Sarımsağı da en kısa zamanda yanınızda bilin. Ben Merve Hanım'la da çok teşekkür ediyorum. Adresi alıp hemen yollayacağım size en güzelinden. Kapanışımız çocuklarımız. Ama Merve Hanım'a da yollayayım. Merve'nin yeni bebeği oldu. Ay, Beril. Beril bebek. Maşallah. Beril bebek, kocaman kocaman yanakları var böyle ısırmalık Beril bebeğin. Onun için güzel sarımsakla büyüsün. İnşallah, inşallah. Hemen ayarlıyorum, hemen adresi de alıyorum, yolluyorum. Sevgilerimizle içine de kalplerimizi koyuyoruz. Çocuklar, görüntülerimizi, seslerimizi açıyoruz. Kalplerimizi elimizle yapıyoruz. Ve hazır mıyız? Açın bakalım. Leyla ablamıza sevgilerimizi yolluyoruz. Evet. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bu ülkenin bir ağlatonu var. İyi ki.